Tanrı'nın varlığının şahsi tecrübe delili nedir? Kitap genel olarak dini tecrübe doğası üzerine odaklanmaktadır. Bu şu anlama geliyor. Tanrılı ve tanrılı olmayan dinler dahil. Örneğin, Budizmin büyük kısmı tanrılı değildir. yüslüğün büyük kısmı tanrılı değildir vesaire. Fakat monoteizmin Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam aracılığıyla bir miktar dini tecrübe veren geniş bir geleneği mevcut. Kitap da bu geleneğe katılmaktadır. Bu yüzden tanrıyla ilgili bir dini tecrübe soruyorsanız hikayenin monoteist kısmıyla ilgileniyoruz. Budizm ve Konfüçyüslüğü şimdilik saf dışı bırakıyoruz. Yani tüm bu geleneklerde tecrübe aynı olabilir ama Tanrı'nın varlığını ve insan tecrübesi üzerine müdahalesini kabul eden dinlerle başlamak daha kolaydır. Ben basit bir varsayımla başlıyorum. O da şu ki Tanrı kelimesini unvan olarak kullanıyoruz. Mükemmeliyetçi bir unvan, tapınmaya layık bir unvan ve bu liyakat mükemmel ahlak getiriyor. Bir varlık mükemmel ahlaka sahip olmasaydı tapınmaya layık olamazdı. O varlık belki bizim gibi olurdu. Biraz iyi, biraz kötü fakat karışık. Tanrı olamazdı. Bu yüzden biz eleniyoruz. Biz ahlaki olarak karışığız. Öyleyse Tanrı'nın ahlak olarak mükemmel olması gerekiyorsa, çünkü Tanrı tapınmaya layık olmalıdır. O zaman soru şudur, Tanrı'nın tapınmaya layık olduğunun kanıtı nedir? Ve bana göre olağan teolojinin klasik argümanları memnun edici olmayacaktır. Çünkü bana göre onlar, tapınmaya layık bir varlık vermiyor size. Onlar daha az önemli bir varlık veriyorlar. Tabii özel bir varlık veriyorlarsa eğer. Bu yüzden kanıtlar için bakılması gereken yer doğal olarak ahlaki tecrübedir diye savunuyorum. Tanrı kendi güzel karakterini bizim ahlaki tecrübemizde açıkça gösterecektir. Peki bu nedir? Bana göre vicdan, ahlaki vicdan diye adlandırılan şey, Tanrı varlığının kanıtlarını görmek için merkezi yerdir. Ahlaki derinliğimize ulaştığımız yerdir. Ahlaki derinliğimiz varsa bu vicdanımızı harekete geçirir. Ve oradan kendimizin kötü, iyi ve tüm ahlaki imtihanlarla hükümlü olduğumuzla ilgili kanıtlar bulabiliriz. Vicdanımızda özellikle sevgi, mutluluk, nezaket, sabır vesaire gibi spiritüel değerler diye adlandırdığım diğer değerleri göz önünde bulundurmak için zorluk çekiyoruz. Bana göre bu değerler, bir spiritüel değerler, tanrı karakterinin izleridir. Havalı bir argümanım yok çünkü buna ihtiyacınız yok. Bana göre tanrının kanıtı direkt aşinalıktır. Bu spiritüel değerlere aşina olduğumuz zaman Tanrıya aşinayız. Yani bu değerlerle ilişkimiz tanrıyla ilişkimizi belirler. Onları yok sayar ve karşı koyarsak, o zaman tanrıyı yok sayıyor ve ona karşı koyuyoruz. Onları benimser ve uyum sağlarsak, o zaman tanrıyı benimser ve uyum sağlamaktayız. Akıbetimiz bu spiritüel değerlere verdiğimiz tepkiye bağlıdır diyebilirim. Havari Paul bunları bu spiritüel değerleri Tanrı ruhunun meyvesi diye adlandırıyor. Bana göre oradaki meyveyi Tanrı karakterinin özellikleri olarak anlamamız gerekir. Tanrı ahlaki karakterinin özellikleri ve bunlar Tanrı gerçeğinin odak kanıtlarıdır. Çocuklar da bu kanıtlardan yani Tanrı'dan haberdar edilebilirler. Bu kanıtlar ilk neden veya hassas ayarla ilgili kapsamlı ve aşırı riskli çıkarımları olan sofistike felsefecilerle sınırlı değildir. Felsefi bir tartışmanın çıkarımlarıyla ilgili değildir. Mesele Tanrı kendini vicdanda, bilinçte gösterdiğinde onun şahsiyetinden haberdar olmaktır. Ve Tanrı bunu yapar. Bildiğime göre Tanrı, bu daveti kabul eden tüm insanlara kendini gösterir. Psikopat diye bilinen bazı insanlar bilince sahip değiller gibi görünüyor fakat bu çok nadir bir insan grubudur ve insanları temsil etmezler. Vicdan azabının nasıl bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Suçluluk hissi, pişmanlık, küçük kardeşine kötü davranan herkes nasıl bir şey olduğunu bilir. Bana göre Tanrı o anda dünyamızda benzersiz ve belirleyici bir biçimde Tanrı kendini göstermektedir. Çünkü nasıl tepki verdiğimiz ahlaki açıdan nasıl olduğumuzu belirleyecek. Böylece bilinç, vicdan Tanrı'nın kendini belli etmenin merkezi yeridir. Bu da Havari Paul tarafından bilinmekteydi. O insanları doğruyu söylediği ve emrettiğini görmeleri için teşvik ediyordu. Tanrı bizi adaletli bir topluluk inşa etmek için sorumlu tutuyor ve ahlaki açıdan geliştiriyor. Yani mesele birkaç şüpheli felsefi argümanlar değil, mesele hayatlarımızın ahlaki olarak nasıl olduğuna bakarken dürüst olmaktır ahlaki olarak içimize baktığımızda sadece kim olduğumuzu değil, fakat Tanrı egoist eğilimlerimize karşı nasıl test ettiğini keşfedebilirsiniz ve doğru hayat dediğimiz hayata açılmamız. Doğru, Tanrı karakteri olan sevgi, neşe, barış, nezaket, sabır vesaire içermektedir. Buradaki soru gerçekten kim olduğumuza ve Tanrı'nın kim olduğunu anlamakta ne kadar başarılı olduğumuza bakmaya istekli miyiz? Vicdan azabı çekerken aslında Tanrı kapımızı çalmakta, bizi vicdani olarak dürtüyor ya da hatırlatıyor. Fakat asla zorlamıyor. Çünkü Tanrı insanlara Tanrı'yı reddetme, ona hayır demeye izin veriyor. Ve bu da İnsanların Tanrıdan bağımsız olarak irade gösteren vicdan sahibi sorumlu birey olmanın bir parçasıdır. Yani Tanrı'yı zorlayıcı yapmak, Tanrıyla ilgili her şeyi yıkar ve Tanrı karşısında sorumlu birey ya da toplulukla ilgili her türlü konuşmayı ortadan kaldırırdı. Açalım argüman, sınırlı, basamaklı bir ifade bütünüdür. Önyargı, savlar, inançlar ve bu ifadelerin bazıları, Sonuç diye adlandırılan diğer ifadeleri destekler. Argüman budur. Öncülden sonuca kadar bir çıkarım yapan sınırlı ifadeler serisi. Bana göre Tanrı hakkında kanıt düşünmek için bu yanlış bir yoldur. Tanrı kendini göstermek için bir argümanın oluşturulmasını beklemez. Tanrı kendini tecrübede gösterir. Mesele bizim onunla ne yaptığımızdır. Şimdi vicdani tecrübelerimiz var. Doğruya yönelik dürtülerimiz. Onlar bizi dürtmeye, hatırlatmaya ve şunu sormaya itmeye devam ediyor. Burada ne oluyor? Deneyimimizi en iyi açıklayan şeylerle ilgili konuşabiliriz ve bununla tümden gelimle bir argüman da oluşturabilirsiniz isterseniz. Mevcut en iyi açıklamayla ilgili bir argüman. Bu güzel olurdu. Fakat kanıt argümana bağlı değildir. Argüman geriye bakıp vicdan bilinçte olanların bir açıklamasını oluşturmaya yarar fakat nihai kanıt Tanrının o karakter bireysel özellikleri kutsal sevgi barış neşe nezaket sabırla kendini göstermesidir bu temel kanıttır sonra buna dayalı çıkarımlarda bulunabiliriz şöyle diyebiliriz Tanrı'dan gelen bu kanıta dayalı en iyi açıklama İbrahim, İshak ve Yakub'un tanrısı hayatıma müdahale etti vesaire. Fakat bu temel kanıt değildir. Bu ondan yapılan bir çıkarımdır. Tümden gelen bir argüman fakat nihai kanıtı bizim geliştirdiğimiz argümanla karıştırmamalıyız. Kanıt tek argümana indirgenemez bir argümandan daha esaslı olan kanıtlar vardır. Aristo bunu fark etti ve Tanrı'nın insan hayatında nasıl işlediğini anlamak için çok önemlidir. Birçok insan diyecektir ki bu bahsettiğin değerler sadece insan seçimidir, sadece insan duyguları, inançları. Onlar bize çoğunlukla istemsizce geliyor. Ben hiç de değil diyorum. Onlar bize çoğunlukla istemsizce geliyor. Düşmanımı sevmekle imtihan edildiğimde bu benim ilk tercihim olmaz. Düşmanımdan intikam almayı tercih ederdim. Fakat hayır. Vicdanım nezaket göstermeye, hatta affetmeye eğimli. Bu doğal eğilimlerime yabancıdır. Vicdanı Freud'un yaptığı gibi bize devredilen sosyal bir etki olarak savamazsınız. Freud dedi ki, vicdan sadece akranlarınla alakalıdır. Toplumdan biri seni etkiliyor. Bana göre bu böyle görünmüyor. Empirik kanıtlar gösteriyor ki, vicdan çoğunlukla akranlarımızın dediklerine yabancı kalıyor. Akranlarım düşmanlarımdan intikam almamı söylerler. Fakat ben vicdanen hala onlara önem vermek ve nezaket göstermeye eğilimliyim. Neden? Bir açıklamaya ihtiyacım ihtiyaç var. Mevcut en iyi açıklama, bu durumda biz sevgi dolu bir Tanrı'nın elinin işlediğini gördüğümüzdür.